عز وجل صدق رسول الله في رواية كتابه. Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olanlar sizlersiniz. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aranızdan her biriniz öleceği güne kadar Allah'ın nizam besleyerek ümit var olmaya devam edin. Kardeşlerim, ilk Müslümanların zorluklara verilen dönemlerdir. Öyle ki bu zorluk yıllarında Mekke'li müşrikler Müslümanları meşakkatle dolu boykot yıllarını yaşadılar. Onlara her türlü kötülüğü cefa gördüler. Allah'a ibadet etmekten daha iyi. Sırf Allah'a olan imanlarından dolayı kendilerini şehit ettiler, işkenceler yaptılar. Fakat Rabbimiz o zorlukları kendisine gönülden teslim olmuş müminler için hep kolaylıklara dönüştürdü. Bu zorlukların akabinde daima bir kolaylığın, bir rahmetin geleceğini müjdeledi. Bu husus Rabbimiz ve inne marus duysa şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ayet-i kerimesi de bir kanun olarak insanın hayatına geçiştirilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ashabıyla birlikte bütün bu zorlukların üstesinden geldi. Hicretle beraber Müslümanlar cihan-ı şumul bir medeniyetin temelini attılar. Aziz müminler, bugün de hem millet olarak hem de İslam alemi olarak Peygamberimiz ve onu tasdik eden ilk müminlerin yaşadığı zorlukların benzerlerini yaşıyoruz. Kötülük her geçen gün etrafımızı kuşatıyor. Bilhassa şiddet ve terörle kalplerimize korku salınmaya, gücümüz zayıflatılmaya çalışılıyor. Bu zorluk zamanlarında biz müminlerin sakınması gereken en büyük tehlike ise tefrikadır. Tefrikaya düşmesidir. Birlik ve beraberlik indirilmesidir. Kardeşliğe sahip çıkmaktan, mazluma umut olmaktan vazgeçilmesidir. Kardeşlerim, bugün milletimize yöneltilen kötülüklerin üç gayesi var. Birincisi, yüzyıllardır bu topraklarda barış ve huzur içerisinde birlikte yaşayan aynı milletin fertlerini birbirine düşürmektir. Kardeşler topluluğunu karşı karşıya getirmektir. Milletimizin arasına fitne ve tefrika tohumlar ekmektir. Lakin bunlar beyhude birer çabadır. Zira bizler Malat gitse, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde omuz omuza nice şehitler vererek bu vatanı hep birlikte vatan kurmuş bir milletiz. Biz aynı ülkenin, aynı kültürün, aynı tarihin çocukları olduğumuz gibi aynı dinin, aynı kitabın, aynı peygamberin müminleriyiz. Bugün de kötülüklere, şiddet ve teröre karşı milletçe verilecek en büyük cevap birbirimize daha fazla kenetlenmek, daha fazla sahip çıkmaktır. Kardeşlik mizahımızı yenilemektir. Kalplerimizin arasına sokulmak istenen fitne ve fesada geçilmektir. Kıymetli kardeşlerim, milletimizin karşı karşı olduğu kötülüklerin ikinci gayesi bizleri umutsuzluğa sevdirmektir. Millet olarak bizim dünyayla, hayatla bağımızı koparmaktır. İnancımızı, bizi, millet kılan değerlerimizi, aidiyet duygumuzu, ümidimizi, öz güvenimizi yok etmektir. Lakin bizler ümitsizliği haram ilan eden bir dinin mensuplarıyız. Şartlar ne olursa olsun, geleceğe dair umudunu asla kaybetmeyen bir peygamberin ümidi. Kardeşlerim, istiklal ve istikbalimize de kalan kötülüklerin üçüncü gayesi, milletimizi yeryüzündeki mazlumu, mağdur ve mahkumların ümidi olmaktan çıkarmaktır. Oysa bizler, Halep'teki masum yavruların, hükümde yaralı kadınların, belli küçük yaşlıların umut olmaya devam etmeliyiz. Kaderine terk edilmiş Arakan'daki mazlumların, yüzyıllarca sürdürmüş Afrika'daki mazlumların ümit olmaya devam etmeliyiz. Bizler bu bilinçle kötüye karşı iyiliğin, batıla karşı hakkın, zalime karşı mazlumun yanında durmaya devam etmeliyiz. Kardeşlerim, hutbemi bitirirken bu zamana kadar sınırlarımızda milletimizi şer ve kötülüklerden korumak için mücadele ederken ölümsüzleşen aziz şehitlerimiz Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı.
iktidarımıza kast edenlere karşı bizlere güç, kuvvet